Ama sen niye çalışmıyorsun? Haydi oğlum. Haydi. Hadi oğlum. Olamaz. Olamaz. Sen nasıl bir traktörsün? Lanet olsun içimdeki insan sevgisine. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün yine köydeyiz. Tarlayı sürmeye gideceğim de traktör çalışmıyor. Buna bak zaten. Dede mirası 1950 model. Çalışırsa sıkıntı var. Allah'tan Tofaş'ımız vardı arkadaşlar. Tofaş'ta şöyle bir takviye yapacağım. Haydin bakalım. Tofaş var da ne oluyor? Geçen bölüm Tofaş'ı da sanayiye soktuk. Ulan hiçbir şekilde yüzümüz gülmüyor. Allah'tan Tofaş çalıştı arkadaşlar. Haydin bakalım. Ulan var ya arkadaşlar. Tarlayı sürekli yok. Para kazanak yok. Lan yüzümüz gülmüyor. Bu sefer de traktör çalışmıyor arkadaşlar. Gel gel gel, hop tamam. Kaputumuzu da açtık arkadaşlar. Şöyle bir akü bağlantısını alıp kablolarla takviye yapacağız. İnşallah traktörü çalıştırabiliriz. Vallahi bıktık ya. Bir değişiklik olsun. Bu nasıl bir hayat? Dur arkadaşlar, kablolarımızı falan bağlayalım abi. Haydi bakalım. Tofaş'ta bilerek çalışık bıraktım ki arkadaşlar güzel bir şekilde gücümüzü versin. Traktöre tekrardan bineceğim. Haydi bismillah arkadaşlar. İnşallah çalışır. Haydi oğlum. Aha. Vallahi çalıştık. Zor oldu ama başardık arkadaşlar. Traktörümüzü çalıştırdık. Ben şöyle bir Tofaş tekrardan çekeyim. Kaputumuzu da bir örtelim arkadaşlar. Haydi bakalım Tofaş'ı geri yerine çekeyim. Zaten var ya oğlum, araba alıyoruz bozuk çıkıyor. Traktör alıyoruz sıkıntılı çıkıyor. Çek abi şöyle Tofaş'ımızı da geri. Gel 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 gel. Tamam abi, bak saplamacı makinesi Tofaş'ımız ha. Fazla oyalanmayalım arkadaşlar. Bugün gerçekten işimiz başımızdan aşkın. Ya Allah, bismillah. Haydi bakalım. Ulan uzun süredir traktörü çalıştıramıyorum arkadaşlar. Sonunda Tofaş'ımızla birlikte traktörde çalıştırdık. Sıkıntı etmeyin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Geçeceğiz arkadaşlar. Tarlamızı güzel bir şekilde süreceğiz. Bu bölüm bir de bir traktörü yıkayacağız arkadaşlar. Abi kirden mi çalışmıyor? Neyden çalışmıyor? Hiçbir fikrim yok. Belki yıkanınca güzel bir şekilde çalışır diye düşünüyorum. Ne de olsa ne demişler? Temizlik imandan gelir. Ulan bizim komşu Ahmet amca da fasulye ekmiş arkadaşlar ya. Bu yazda güzelce bir kuru fasulye yeriz. Sıkıntı etmeyin. Ne bassana, traktör de gitmiyor zaten. Duman atağı da gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bizim tarlaya da geldik, şöyle bakalım arkadaşlar. Oo, vallahi gördüğünüz gibi tarlayı bok götürüyor arkadaşlar. Normalde bal yalama falan yapmamız lazım da arkadaşlar, muhtarın inekleri falan geldi birazcık yedi. Fazla bal yağı olmayacağı için bölümde bal yalama yapmayacağız, onu da söylüyor. Şu makine nasıl çalışıyor lan? Haydi bakalım arkadaşlar, şunu bir tekrardan çalıştıralım. Oh. Haydi bakalım. Ya Allah, bismillah arkadaşlar. Tarlamızı tekrardan eşmeye başladık. Abi bu traktörle var ya akşama kadar bitiremeyiz arkadaşlar. Şuna bak. Haydi oğlum, haydi. Haydi, traktör gitmiyor ki ya. Kaç model lan bu? Arkadaşlar yani köye gel, görüp görebileceğin en eski traktör. Şuna bak. Haydi oğlum, haydi. Bu arada arkadaşlar bak, sivitim de aynı gördüğünüz üzere. Yani bu kadar da gerçekçi bir kanalı, sıkıntı yok. Hadi oğlum, haydi. Oğlum biz bunu var ya nah bitiririz ya. Şuna bak, traktör gitmiyor ki. Muhtardan rica edip traktörünü falan mı istesem arkadaşlar, ne yapsam? Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Rey 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 rey. Az daha çalışırsa patlayacak traktör arkadaşlar. Lan bizim var ya bu traktör arkadaşlar, bir an önce satmamız. Gerçi bunu satın alan adam olmaz arkadaşlar. Hatta direkt ben bu traktörü müzeye götürürsün arkadaşlar. O kadar eski yani. Arkadaşlar olacak olacak, sıkıntı etmeyin de. Yani pek olacağını sanmıyorum. Vallahi her geçen gün ümidim gidiyor. Biz acaba muhtara söylesek de traktörünü bize mi verse ya? Ya. Harbiden ya, traktör diyor ki şu anda ne istiyorsun kardeşim benden ya. Ne yapalım yani arkadaşlar, bu ışıltı hayatı biz tercih etmedik. Ulan traktör bile üzgün ya, şuna bak. Üzgün traktör mü olur kardeşim? Normalde düzenli bir şekilde sürmek gerekiyor da ben böyle arkadaşlar kafama göre eğlencesine bir orayı bir burayı sürüyorum. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yığılmadım ama ayakta da değilim. Yani eski traktörle sürmek çok zor çünkü yoruldum, acıktım. Artık psikolojim bozuldu yani. Ne direksiyonu dönüyor, ne kendisi gidiyor. Şuna bak, sen nesin böyle ya? Vallahi yoruldum arkadaşlar. Oy oy, bu tarla biter mi ya? Bakayım arkadaşlar. Az kaldı, az bitecek. Bitecek. Muhtarın traktörünü alıp birazcık daha düzenlemem lazım ama bizim çünkü bu traktörle olacak iş değil abi. Ben böyle üstünden gidiyorum da adam akıllı bir traktörle sağlam bir şekilde yapmak lazım. Çünkü bizim traktörün harbiden gücü yok. Şuna baksana ya. Nesin böyle ya?
Ulan keşke araba alacağımıza bir traktör alaydık arkadaşlar. Çok yanlış yaptık bence de. Bilmiyorum. Gerçi arkadaşlar arabayı alamasak traktörü çalıştıramıyorduk. Traktör alsak araba alamıyorduk. Çok değişik ya. Fakirliğin gözü kör olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zorlu tarla sürme işlemimiz devam ediyor ama ben çok yoruldum. Bu ne böyle, bu tarla bitmiyor ya. Petrole doğru gideceğim arkadaşlar, hem karnım acıktı. Karnımı doyuracağım, şu traktörü de bir yıkamamız lazım abi. Of of, neydi ya, kapat şunu tekrardan ya. Vallahi lanet olsun içimdeki traktörü sevgisin arkadaşlar, hadi gidiyor. Ya tarlanın çoğunu hallettik arkadaşlar. Muhtardan emanet borç traktör alacağız çünkü bu şekilde bu bitmez arkadaşlar. Vallahi şuna baksana ya. Traktör gitmiyor abi, her taraf zaten bok götürüyor traktörü. Bilesiz günümüz yok, dert ararsan şuna bak ya. Petrole bile gidemiyor traktörü yıkamaya. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Sonraki bölümde muhtemelen tarla sürülmüş olur. Ne ekeriz ne biçeriz bilmiyorum. Onu da yazabilirsiniz. Haydin bakalım, geldik. Gidek arkadaşlar, güzel bir şekilde traktörü yıkayacağız şimdi. Dedem aldığından beri traktör yıkanmıyordu arkadaşlar, onu da söyleyeyim. İlk defa ben yıkayacağım yani. Hop, tamam geldik. Kapat abi kontağımızı da. Biz kontağı kapattık da inşallah çalışır arkadaşlar. Çalışması da yapacak bir şey yok. Nasıl alıyorduk lan bunu? Heh. Geldik arkadaşlar. Haydin bakalım. Tekrardan rahatlama seansına hoş geldiniz. Traktör yıkama videosu başlıyor abi. Oh. Abi o kadar pis ki arkadaşlar. Yani yıkanmıyor da bak gördüğünüz üzere. Haydi oğlum haydi. Gel. O abi tertemiz oldu. Şuna bak ya. Şu arkadaki şeyi de yıkayalım arkadaşlar. Pulluğu da yıkayalım. Çünkü pulluk da bok götürüyor gördüğünüz üzere. Daha ne de olsa tarlayı yeni sürdük. Bunu gerçi yıkamayla falan da düzelmez arkadaşlar. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Traktörü böyle sileceğim, kurulayacağım. Ondan sonra eve gidiyorum. Yoruldum çünkü. Bugün bayağı bir benim için yorucu bir gündü. Tarla işleriyle uğraşmak, bir de traktörü yıkamak. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şunu bir yerine koyayım da videomuz sonlandırarak hem de bir traktör yakından bakacağım arkadaşlar. Yakından ne kadar temiz oluyor diye bakayım şöyle bir. Oo! Harbiden de cincik gibi oldu, cincik. İçi falan da yenilendi. Şuna bak, tertemiz oldu ya. Hadi kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bir sonraki köy bölümünde ne olur ne biter bilmiyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bakayım çalışacak mı? Haydi bismillah. Oh, çalıştı. Ulan temizlendi ya arkadaşlar. Bu bile düzgün çalışıyor.